CHP kurultayına doğru 2. Kurultaya çok az bir zaman kalmasına rağmen örgüt tabanında heyecan görülmüyor. Mahalle delege seçimlerinden itibaren ilçe kongreleri, il kongreleri ile genellikle tek adaylı, tek listeli seçimlerle belli bir genel merkez rotası çizilmişti zaten. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belli olduğu için heyecan ve coşku yok. Heyecanı taşıyan artık tabandan tamamen kopmuş olan üst yönetim. Listelere kimler girecek, kimler veto yiyecek, listeler delinebilecek mi, delinirse kimler çizik yiyerek düşebilir, kimler kimleri keserek listelere dahil olabilir. Bu partide gençlik ve cinsiyet kotaları kadar anlaşılıyor ki örgüt kotasına da ihtiyaç bulunmakta. Zira partideki en dezavantajlı grup örgüt tabanı. Genel başkan fark yaratmak istiyorsa, partideki ilerlemenin önündeki tıkaç olan egemen güçleri dağıtmak istiyorsa, değişim istiyorsa, daha aktif ve dinamik bir örgütsel yapı istiyorsa gerçek parti emekçilerini listelere taşımalıdır. Tabii taşıyacağı örgüt emekçilerini egemen güçlere sorarak belirlememelidir. Partide artık belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenme sürecindeki kulis yapma yarışından uzaklaştırılmış bir üst yönetime ihtiyacımız var. Siyaset ile belediyeyi birbirinden ayıracak, bir il ya da ilçeye gittiğinde belediyeye değil, il, ilçe başkanlıklarına uğrayacak bir üst yönetime ihtiyacımız var. Toplum hızla değişiyor. Bilgi çok hızlı yayılıyor. Geleneksel medya gücünü kaybediyor. Parti vitrini, yönetim kadroları yeni koşullara uygun, yıpranmamış, tabandan gelen, halkın içinde yaşayan, hızlı hareket edebilen, bağımsız kişilerden oluşmalıdır. Her zamanki isimler, her zamanki güç ve ekip yarışları devam edecekse, parti tabanındaki rahatsızlık katlanarak büyüyecek, kalan heyecan da yitirilecektir. En çok dile getirdiğimiz hak, hukuk, adalet sloganı ile liyakat söylemimiz parti içinde de örgütün talebidir. Bu yazım 20 Temmuz 2020 günü Sol Medya haber sitesinde yayınlanmıştır.